Evet arkadaşlar ben Doktor Kemal Aslan. Şimdi size e, yine az bilinen ama hemogram testinin içinde geçen bir test olan MPV'yi anlatacağım. Bu MPV nedir, niye yükselir, niye düşer? Böyle kısaca sizin anlayacağınız şekilde özetleyeceğim. Şimdi hemogram testi arkadaşlar bunu size daha önce anlatmıştım. Bu üstteki linkten görebilirsiniz, izleyebilirsiniz tekrar isteyenler. Hemogram testi önemli bir test. Bu testin içinde ee, ölçülen bir sürü parametre var yani bir sürü test var bunlardan biri MPV MPV ne demek arkadaşlar mean platelet volume yani ortalama trombosit hacmi demek daha basit anlatımla MPV yani trombositlerin ortalama çapını gösteren bir test şimdi bunun olması gereken değer yaklaşık yedi buçukla e, nedir 10.5 femtolitre FL bunun birimi Şimdi bu değerin altına MPV azalmış. Bu değerin üstüne MPV seviyesi artmış diyoruz. Şimdi MPV'nin yüksek olmasının ne önemi var? Onu söyleyeyim. MPV yüksekse arkadaşlar sizde ileride koroner arter hastalığı, onun dışında göğüs ağrısı, felç, kalp krizi gibi böyle damarları ilgilendiren bir hastalık riski olabilir. Çünkü trombositlerin ne olmuştur? Çapları artmıştır. Trombositler büyüktür. Trombositler büyükse e, damar tıkanıklığı ve iskemi, kanlanma bozulması gibi riskler artar. Onun için MPV'nin çok yüksek olmasını istemeyiz. Peki MPV seviyeniz yüksek. Bu niye olur? En başta tabii bu bunu sadece ama hemen korkmayın. Bir takım kanserlerde görülebilir. E, şeker hastalığında, diyabette, onun dışında kardiyovasküler sistem hastalıklarında, işte kalp hastalıklarında. Gebelerde pire eklemsi durumunda görülebilir. bağırsağı tutan Crohn hastalığında görülebilir. Hipertiroidizm yani tiroid bezinin fazla çalışmasında görülebilir. ITP dediğimiz trombositlerin böyle sayıca azlığıyla giden bir durumda görülebilir. Kemik iliğini tutan myeloproliferatif hastalıklar var arkadaşlar. Ee, kemik ili hastalıkları diyelim şimdi, fazla ayıntıya girmeyelim. Bunlar da yükselir. Onun dışında B12 eksikliği, folik asit eksikliği ve dev trombosit hastalığı gibi durumlarda MPV seviyesi yükse yükselir. Peki, MPV seviyeniz düşükse bu niye görülür arkadaşlar? Genellikle kemik ili'nin az kan ürettiği durumlar, özellikle aplastik anemi diyoruz. Bunda düşebilir. Lupus bir otomin hastalıktır. Bunda düşebilir. Onun dışında kemik iliğinin hipoplazisi yani kemik iliğinin yetmezliği, az gelişmesi. Bunda düşebilir. Wiskut-Aldrich sendromu denen bir sendrom var. Bunda böyle deride egzeme olur, immün yetmezlik olur, pıhtılaşma eksikliği vardır. Trombositler küçüktür. MPV de dolayısıyla küçüktür. Trombositoz yani trombosit sayısının arttığı durumlarda yine MPV düşebilir. Ve kanser ilaçları yani kemoterapi ilaçları alma durumunda da MPV seviyeniz düşebilir. Şimdi bunun referansı yaklaşık 7 ile 10.5 arası demiştim. Yani çok fazla düşük ya da çok fazla yüksek değilse çok fazla telaşlanmanıza gerek yok. Ee, Tabi bunu doktorunuz değerlendirecek. Onun dışında çok yüksek ya da çok düşük durumlarda doktorunuz bunu araştıracaktır. Evet. MPV de böyle arkadaşlar. Bununla ilgili ya da başka bir testle ilgili, hastalıkla ilgili sorunuz varsa... Videonun altından yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşelim. Hoşçakalın.